resim bölümü yetenek sınavı aşamalarından bahsetmek istiyorum sizlere. Sınav kriterlerimiz şu şekilde hesaplanmaktadır. Yetenek sınavından alacağınız puanın %70'i orta öğretimden almış olduğunuz puanın %30'unu toplayarak sınav puanı hesaplanmaktadır. Birinci aşamada desen sınavı yapmaktayız. Desen sınavında canlı model veyahut obje kompozisyonu şeklinde soru oluşturulmaktadır komisyonumuz tarafından. Canlı model derken burada biraz açmak istiyorum. Canlı model herhangi bir insan figürünü karşımıza oturtturarak çizerek gerçekleştiriyoruz. Veyahut obje kompozisyonu derken elimizde bulunan nesnelerden bir kompozisyon oluşturuyoruz. Bunlar işte sandalye olabilir, işte bardak olabilir, şişe olabilir gibi cansız nesneleri bir araya getirerek bunlardan kompozisyon oluşturuyoruz. Puanlamamız şu şekilde. Birinci puanımız kompozisyon 30 puan. İkincisi oral orantı 20 puan. Üçüncüsü hareket 20 puan. Çizgi karakteri 10 puan. Işık gölge 20 puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden hesaplanmakta. İkinci aşamada ise imgesel 160 puanla hesaplanmakta. Verilen konuyu ve objeyi kendi zihninizden tasarlayarak kompozisyon oluşturma. Buna örnek verecek olursak bir çocuk parkı örneklendirebiliriz. Çocuk parkında oyun oynayan çocukların resmedilmesi gibi bir örnek verilebilir. Bunun da puanlaması şu şekilde. Kompozisyon 30 puan, anlatım 20 puan, oral orantı 20 puan, perspektif 10 puan, ışık gölge 10 puan, çizgi karakter 10 puan olmak üzere toplamda 100 puan ile bu da hesaplanmış. Birinci aşamada sorulabilecek olan sorulardan bir tanesi olan canlı model çalışması ile ilgili örnek karşımızda. Çok zor olmayan, herkesin rahatça görebileceği yükseklikte olan bir canlı modelimizi yerleştirdikten sonra öğrenciden beklentimiz kağıdına bunu orantılı ve düzgün bir şekilde yerleştirmesi. Şimdi bununla ilgili küçük bir çalışmayı arkadaşımız yapacak, beraber izleyelim. Evet arkadaşlar, birinci aşama desen sınavımız canlı modelde olabileceği gibi cansız nesnelerden de olabilir. Şimdi bununla ilgili çalışmayı arkadaşımız icra edecek. Tekrardan onu izleyelim. Thank you.
için bir ikinci aşama olan imgesel tasarım çalışması yapılacak. Burada örneğin bir çalışma yaptıracağız öğrencimize. Konu olarak sokak satıcısı ve bisiklet objesini seçtik. Önemli olan burada sokak satıcısı ile bisikleti ilişkilendirebilmesi. Bununla ilgili çalışmayı şu an öğrencimiz gerçekleştirecek. Şimdiden aday öğrencilerimize başarılar dilerim.